haftanın ikinci maçına geçiyoruz. Bu sefer çilekleri mavi tarafta, Beşiktaş oyun hizmetlerini ise kırmızı tarafta izliyor olacağız. Dönen Scarface'i ekstradan bir uzun kılıç aldı. Şu an orada biraz daha canlı sıkacak. Şimdi koridora bir baskın var. Hem Kadir'den hem de Rogu'dan sıçrası var Lukezi'nin. Sıçrasını kullandı ama Rogu da sıçrıyor ve orada skoru istiyor Beşiktaş oyun hizmetleri. Son vuruşu Immortor yapmayı başardı ve serinin ikinci maçında bu sefer ilk kanı alan taraf Beşiktaş oyun hizmetleri oldu. Evet, sonunda Robin bu %50'lerden bir tanesi kazanmayı başarıyor. Robin orada Kadir'i gördü ama totemden belli etmedi gördüğünü. Doğru şartla almayı başardı. Şimdi hayaletini kullandı Robin'den. İki kişiye gelen multi. Rogu skorunu almayı başarıyor. Hatta Rubelius'a devam edecek. Sıçrasını kullandı Rubelius. Kırmızı güçlendirmesi var Robin'in. Bir de bitkinlik geliyor Konyak'tan ve ikide iki yapan bir Robin. Konyak yine hem sıçrasını hem bitkinliğini kullandı. Karma bakalım oraya yönelecek mi Konyak? Yine Baron etrafında oynanan bir yarıya kadar indi ama Konyak burada rakibin Baron'a başladığını tahmin etti. 4000'de şu anda Baron'un canı ve Rogu'nun canı çok az. Rubelius Baron'dan hasar almaya devam ediyor. Orada bir an için Kadir'e döndü. Rubelius Konya'nın üzerine gitti ve skoru almayı başardı. Diğer tarafta yalnız Cassiopeia. Rogu skorunu almayı başarmış. Lukezi Baron pitinin içinde orada düştü. Şimdi Ice Scarface'den agresif oyun. Madison güzel bir kalkan, büyük kalkanı. Yalnız Immortor orada bırakmayacaktır orada. Buraya kadar dettiriyor. Diğer tarafta Robin. Rubelius almayı başardı. 3-2 mi değişim? Kadir'in canı az. Ultisi var Robin. Panky nerede? Şu anda Panky alt korda orada. Işınlanma hala kullanmıyor Panky. Robin oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Robin ultisi var. Bu da Beşiktaş'ın çok dikkatli olması lazım. Savaş istedi Beşiktaş, bıraktı orada. Ülkezden gelen 3 kişiye bu ulti Immortor'u sersemletti sadece. Panky geri sıçramak zorunda kaldı. Immortor sıçradı araya. Bir de kanı uzun kullandığını görüyoruz. Hiç ölen olmadı şu anda. Madness bakalım hasar çıkarabilecek mi? O da sıçramak zorunda kalıyor. Konyan şu anda sıçrası yok. Geri kaçmak istiyor. Lukezi arada kaldı ve Lukezi skorunu almayı başaran bir Kadir var. Şimdi Ice Scarface Konya'nın üzerine sıçradı. Meganar formuna dönüştü. Siyle birlikte Konya'nın skorunu almayı başarıyor Beşiktaş oyun hizmetleri. 2 skor çıkardı. Bakalım bunu bir kuleyle taşlandırabilecekler mi? Yalnız Madness çok kötü bir noktada infaz orada skoru getiriyor. Panky'ye isabet eden Koza önüne geçmesini engelledi. Hemen oraya Işın'dan geldi. Robin'in yaklaştığını görünce Işın'dan geldi. Şimdi bakalım iyi bir turu feda edip burada takım savaşı için oynuyor ama Robin çok önde kalınca düştü. Panky geldi oraya. Şimdi Immortor'un üzerinde bir bitkinlik var. 3 kişiye tutan Möte Immortor'un soyunusunu kullandı. Zaman kazandırmaya devam ediyor takım arkadaşlar. Rubelius'un canı az. Madness'ın hasar yetecek mi? Yetti. Buraya kadar dettirdi. Immortor Madness'ın üzerine gidiyor ve Madness hala hayatta kalmayı başardı. 2'de 2 yapan bir Lukezi var. Diğer tarafta inhibitörü aldı ve Nexus kulelerine yavaş yavaş hasar vermeye devam ediyor ve 3'de 3 yapmayı başardı Lukezi. Bir inhibitör kaybetti, karşında Baron olacak. İkimiz de haklı çıktı. Şimdi Ravalon doğru ilerliyor. Alt koridordan 4 kişilik bir ekip burada. Kuleyi çok hızlı çalacak. Ice Scarface hızlıca barını yükseltmek istiyor. Meganar formunu gelemeden düştüğünü görebiliriz ama güzel korudu orada Roku takım arkadaşını. Ice Scarface'den çok güzel bir ulti. 3 kişi orada duvarı vuruyor ama geri döndü orada çelikler. Robin'den bu ulti. Robin çok önde. Lukezi duvarın etrafından sıçradı ama hasarın devamı gelmiyor. Madness şimdi vurmaya devam ediyor. Kadir düştü. Immortor iki kişinin arasında buraya kadar diyor. Ve Lukezi skorunu oluyor. Immortor sıçradı. Güzel bir büyük halkanı geldi Madness'tan. Riley'si var Immortor'un. Bir yetenek kullanırsa devamını getirebilir ama 3'e 3 bir takas. Ama Baron güçlendirmesi varken çilekler ekibi. Beşiktaş oyun hizmetleri güzel bir noktadan geldi arka taraftan. Çilekler bir an olsun nereye gideceğini şaşırdı. Immortor araya giriyor ve çok fazla saldırı Robin'den. Yine güzel bir ulti 3 kişiye. Immortor tekrardan hayatını döndü. Orada Rubelius skorunu almayı başarıyor Lukezi. 2 skoru, 2 tane taşıyıcıyı yine çilekler katlediyor ve Meganar'ı da arka tarafta sivil alırken Robin de burada Rogu'yu alacak. Orada nereye kadar... Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz gençler? Ayrılın tamam. Yeter bu kadar ve son vuruşu yapmayı başardı Robin. Son yansı gördük. Ve çilekler 3 puan koparıyor Beşiktaş'ta. Hak ettiler de bu 3 puanı. Orada müthiş bir ulti geldi Orhan'ın bizden. Üzerine gitti yalnız. Son anda sıçrayarak kaçmayı başarıyor. Dakika 38. 4 tane ejder almasına rağmen Beşiktaş oyun hizmetleri. Burada çilekler galibiyete ulaşmayı başarıyor. Ve çilekler de şu an yüzler gülüyor. Çünkü bu galibiyete ihtiyaçları vardı. 3 puandaydı çilekler. 6 puan yükseldi. Harika bir galibiyet oldu. Gerçekten harika bir performans, harika bir galibiyet. Kendi korkularıyla yüzleştiler. Baron'u kaç kere aldılar. Kadim Ejderha'yı kaç kere aldılar. Robin için çok önemli bir mücadeleydi. Eski takımına karşı.
O da çok iyi bir performans gösterdi. Özellikle oyunun başındaki Hecarim'in o kartop etkisi takım arkadaşlarının sırtına alması çok önemliydi ve bunu bir noktaya kadar çok iyi başardı. Sonradan da takım arkadaşları Beşiktaş'ın yine belli bir noktadaki ikramını geri çevirmedi.